60 dakikaya hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ben Hande Berk'ten saatlerimiz 19'u gösterirken bu kuşakta sizlerle birlikte olacağız. Günün verisi Türkiye İstatistik Kurumu'ndan geldi. TÜİK Eylül ayı enflasyon verisini açıkladı. Tüketici fiyatları aylık %0.97, yıllık %11.75'lik artış kaydetti. İç talebe karşın üretici fiyatlarındaki artışta özellikle Eylül enflasyonunda da gördük. Birazdan uzmanlardan özellikle Merkez Bankası'nın 22 Ekim toplantısında sıkılaştırma olasılığını azalttı mı sorusunun yanıtını alacağız. Diğer yanda siyaset gündeminde de NATO Genel Sekreterinin ziyareti vardı. Stoltenberg Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu ve masada Doğu Akdeniz ve Yunanistan gerilimi vardı. Ayrıntıları da birazdan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan alacağız ve diğer yanda da hafta sonu AB Liderler Zirvesi dış politikalar sonuç bildirgesi açıklandı. Türkiye Doğu Akdeniz konusunda yapıcı çaba gösterirse Aralık ayında gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestliği gibi konular masaya gelecek. Peki iş dünyası ne diyor? İş dünyasının ticaretin geliştirilmesi ve gümrük birliğinin güncellenmesi konusundaki değerlendirmelerinde biraz İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'ndan dinleyeceğiz kendisinden ama öncelikle haber bültenimizi ilk haberle enflasyon verisiyle başlatalım. Tüketici fiyatları Eylül ayında %11.75, aylıksa 0.97'lik artış kaydetti. Detaylar haberimizde izliyoruz. Tüketici fiyat endeksi Eylül ayında yıllık %11.75, aylık %0.97 artış kaydetti. Bloomberg ET enflasyon anketine katılan 18 kurumun medyan tüfenin Eylül ayında aylık %1.3, yıllıksa %12.1 olması yönündeydi. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla %25.17 ile çeşitli mal ve hizmetler, %15.09 ile sağlık ve %14.95 ile gıda ve alkolsüz içecekler olarak gerçekleşti. Aylık artışın en yüksek olduğu gruplarsa %3.02 ile ev eşyası, %1.84 ile ulaştırma ve %0.93 ile konut oldu. Eylül ayında aylık en yüksek fiyat artışı görülen ürünlerse %18.65 ile patlıcan, %16.83 ile sivri biber ve %13.73 ile muz olarak kaydedildi. Eylül'de gıda fiyatları aylık %0.66, yıllık %14.95 artış kaydetti. TÜİK verilerine göre çekirdek tüfe yıllık %11.32 olarak kaydedildi. Yurt içi üretici fiyat endeksinde ise yıllık %14.33, aylık %2.65 artış gerçekleşti. Evet, birazdan üretici fiyatlarındaki artış diğer yanda tüfe beklentilerin altında kaldı. Beklentilerin altında kalmasıyla beraber gözler 22 Ekim'de Merkez Bankası Para Politika Kurulu'nda belki sıkılaştırmada bir azaltma olabilir mi? Evet, bu soruları da akla getirdi. Bunları konuşacağız ama öncesinde hafta sonu AB Liderler Zirvesi'nde dış politikalar kısmında sonuç bildirgesinde özellikle Türkiye ilgilendiren önemli başlıklar çıktı. AB Konsey Başkanı Michel Türkiye yönelik çift yönlü strateji izleyeceklerini söyledi. Detaylı bir şekilde şimdi değerlendireceğiz. Kiminle? Kocaeli Sanayi Odası Başkanı ve aynı zamanda İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu. Bugün konuğumuz Ayhan Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar Hande Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ayhan Bey, biraz da izleyicilerimize hemen hatırlatmak amacıyla hafta sonu tamamlanan sonuç bildirgesi de yayınlanan AB Liderler Zirvesi'nde özellikle Başkan Michel Türkiye ile Aralık ayına kadar çift taraflı bir yolda ilerleyeceklerini, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye yapıcı tutum sergilerse, çabası olursa Aralık ayı itibarıyla AB'li gümrük güncellenmesi, dış ticaretin geliştirilmesi ve vize serbestliği başta olmak üzere bu konuları masaya getireceklerini dile getirdiler. Öncelikle iş dünyası çerçevesinde şunu sormak istiyorum. Önemli bir fırsat şimdi. Yıllardır uğraştığımız aslında bir arpa boyda ilerleme sağlanamayan vize serbestliği ve gümrük birliğinin güncellenmesi konusu tabii ki Doğu Akdeniz'deki enerji konusuyla bir miktarda pazarlık konusu oldu. Bu anlamda ben şunu değerlendirmenizi istiyorum. İş dünyası cephesinde gümrük birliğinin güncellenmesi iş dünyası cephesinde neden önemli? Hande Hanım, öncelikle Doğu Akdeniz konusu malumunuz oldukça politik bir konu. Dolayısıyla bütün diğer kararları hem etkiliyor ancak siyaset olduğu için çok bizde tabii
bunu çözme noktasında çok fazla politika sivil toplum olarak üretemiyoruz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çok önemli. Çünkü hakikaten Türkiye'nin önümüzdeki dönemde zenginleşmesi, büyümesi için Gümrük Birliği'nin güncellenmesi artık olmazsa olmazımız. Hele hele son dönemlerde Avrupa Birliği takip ediyorsunuz, birçok serbest ticaret anlaşmaları üçüncü ülkelerle imzalıyorlar. Ve onlar imzaladıktan sonra üçüncü ülkenin bizle bu imzalamayı, bu Gümrük Birliği'ni veyahut serbest ticaret anlaşmasını imzalaması zaman alıyor. Bazen hiç olmuyor. Ama burada mesela ben çok çarpıcı bir örnek vereyim. Bugün Ağustos ayında serbest ticaret anlaşması Avrupa Birliği'nin imzaladığı Vietnam bizim açımızdan çok kritik bir ülke. Çok büyük Çin yatırımı olmasına rağmen ve güçlü üretimler olmasına rağmen Türkiye'nin birebir rekabet ettiği ürünleri üretiyor. Dolayısıyla şimdi biz bir taraftan Gümrük Birliği anlaşması imzalamışız Avrupa'yla. 24 seneye varan bir anlaşma ve bugüne kadar aslında Türkiye 300 milyar dolar bir açık vermiş ticaretinde Avrupa Birliği'ne 24 senede. Son geçtiğimiz sene pozitif vermesine rağmen geçmişten gelen çok ağır bir yük var. Biz Türkiye sanayicileri olarak bunu niye istiyoruz? Çünkü bu sayede biz dünyanın her ülkesine mal satabilir hale geldik sanayi ürünlerinde. Dolayısıyla biz önümüzdeki dönemde tarımda, hizmetlerde ve kamu alımlarında da Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle hem bizim Avrupa Birliği'ne sattığımız ürünlerde artış, hem daha da önemlisi Hande Hanım, 2004-2009 yıllarında yaşadığımız aslında Türkiye'nin ihtiyacı da olan yabancı sermaye girişimini arttırmak istiyoruz. Tarım sektörü ve hizmetler sektörünün Gümrük Birliği'ne girmesiyle birlikte bizim Avrupalı yatırımcıların ülkemize gelmesi kaçınılmaz olacak. Tarım konusunda bu pandemi döneminde tarımın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar kritik olduğunu da gördük. Ve önümüzdeki dönemde bu hızlanmanın daha çabuk olacağını da görüyoruz. Ancak Avrupa Birliği bizimle yaptığı müzakerelerde şöyle bir sıkıntısı var. Aslında bunu da aşması lazım. Fakat onların karar alma mekanizmalarında bu çok önemli. Bir üye ülkenin haklarını sonuna kadar tartışmasız bir şekilde koruma noktaları var. Biz de İKB olarak yaptığımız açıklamalarda muhtemelen takip etmişsinizdir. Evet, Türkiye aleyhinde karar alıyorsunuz ama bir tarafta bir ortak ülke var, öbür tarafta da potansiyel, yani tam üye olmak üzere olan bir ülke var. Yani biz tamamen, ne bileyim, bir Suriye değiliz, bir Mısır değiliz. Türkiye 24 senedik Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği yapan tek ülke. Dolayısıyla burada biraz daha bize karşı toleranslı davranmalarını bekliyoruz. Davranırlar mı onu bilmiyorum. Ancak politika her şeyin önüne geçebiliyor bazen. Aklın da önüne geçiyor. Hatırlayacaksınız, 2016 yılında biz aslında az önce söylediğimiz konuların ikisini de halletmek üzereydik. Şayet o darbe girişimi olmasaydı muhtemelen Haziran-Temmuz aylarında vize serbestisi olacaktı. Ardından da Gümrük Birliği'nin güncellenme prosedürleri devam edecekti. 4 sene, 5 sene bir erteleme oldu ama Alman dönem başkanlığı çok değerli, çok önemli. Bu dönemde Avrupa Birliği'nin Ankara'ya atadığı temsilci de Alman kökenli. Dolayısıyla benim kanaatim ciddi bir fırsat var. Türkiye için de aslında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi dünya değer zincirlerinin bir parçası olma adına eksik kalan tarım, hizmetler ve kamu alımları gibi diğer alanlarında kapsam içine alınmasıyla daha rekabetçi, daha verimli, daha güçlü bir Türkiye olacağız diye düşünüyorum. Peki Ayhan Bey, AB ile ticaret politikalarında ne yönde talepleriniz olacak iş dünyası açısından? Çünkü AB pazarı dediğimiz zaman hakikaten Türkiye için de çok önemli bir yer atfediyor. Çünkü Türkiye genel ihracatının Eylül ayı rakamlarına baktığımda da %49'u ve katma değerli ürünleri biz AB pazarına ihraç ediyoruz. Dolayısıyla ihracatın önümüzdeki süreçte kolaylaştırılması adına ne yönde talepleriniz olacak?
Şimdi mesela Avrupa Birliği'nde biz gümrük birliği yapmış olmamıza rağmen en önemli sıkıntılardan bir tanesi tırlarımıza bazı ülkeler kota koyuyor. Bazı ülkelerde geçiş ücreti ilave ücretler alıyor. Tabii bu rekabet gücümüzü azaltıyor. Biz kendileriyle bir araya geldiğimizde ki ben geçen hafta hem Alman Büyükelçisi'yle hem Avrupa Birliği Büyükelçisi'yle kısa da olsa bir görüşme fırsatım oldu. Bunları kendilerine anlattım. Şunu aslında Avrupa Birliği üyeleri, dostlarımız kaçırdıkları bir nokta var. Türkiye'de 2002-2008-2009 yılları arasında çok ciddi bir Avrupa sermayesi yatırımı aldı. Şimdi tırlarda ve kotalarla bize yapılan engeller aslında baktığınız zaman muhtemelen %20'si, %30'u muhtemelen Türkiye'de üretilen ama Avrupa sermayesinin ürünlerine gümrük dışı tarife uygulayarak aslında kendi ürünlerine de engel yapıyorlar. Bu arada biz de malumunuz pandemi nedeniyle yerlilik adına bir takım tarifeler, gümrükler getirdik. Onlar da onu şikayet ediyorlar bize karşı ama bizim aslında burada en önemli konularımızdan bir tanesi biraz psikolojik ama tabii çok haklı olduğumuz bir konu. Vize konusunda bize daha şeffaf olmaları gerekiyor. Malumunuz 72 kriterin 66'sını tamamladık ancak 6 kriter duruyor. Bu 6 kriterin de çoğu bizim aslında yapmamız gereken, halkımız için yapmamız gereken reformları kapsıyor. Bunları da biz bu dönemde yaparız diye düşünüyoruz. Komisyonun açıkladığı Akdeniz'deki Türkiye'nin tavrı çok önemli kelimesinden de hareket ederek biz orada aslında adil olmalarını istiyoruz. Adil olmaları halinde zaten Türkiye pozitif adımları atacaktır. Akdeniz'in eşit bir şekilde yani Türkiye ile Yunanistan arasında eşit bir şekilde kullanımı çok bizler için değerli. Malum bir seviye haritası var. O haritada maalesef Türkiye'nin deniz kullanımı neredeyse Yunanistan'ın 1/10, 1/20 seviyesine geliyor. Burada bir adil paylaşım olmadığını dile getiriyoruz. Tabii Türkiye bu konuda çok kararlı ve haklı. Haklı olduğu için çok güçlü. Bu konuda biz sivil toplum olarak da uyguladığımız politikaların arkasında duruyoruz hani. Peki diğer yanda şimdi yurt içinde bugün günün verisi Eylül ayı enflasyon verisiydi Sayın Zeytinoğlu. Biz sanayici olarak şunu sormak istiyorum. Özellikle üretici kısmından, üretici fiyatları kısmından başlamak gerekirse Ağustos ayından Eylül ayına döndüğümüzde 3 puanlık bir artış dikkat çekici. Bu dönemde üretici fiyatlarında hangi maliyet kalemlerinde bir artış gözlemlediniz? Şimdi Hande Hanım çok iyi yani iyi bir inceleme yaparsanız göreceksiniz zaten enflasyonun bilhassa üretici ayağındaki artışının temelinde maliyet artışları geliyor. Dövizdeki 10 puanlık 5 puanlık bir artışın yansımaları olarak bakabiliriz. Aslında çok yani açıklaması da çok kolay. Bizim malumunuz her ürettiğimiz mal veyahut her ihraç ettiğimiz malın en az %70'i ithal ürüne bağlı. Dolayısıyla dünyada piyasalarındaki ithal ürün piyasalarından aldığımız ürünlerdeki artışlar imalatçı açısından yansıtılıyor. Daha önceki dönemlerde malumunuz talepte sıkıntı olduğu için yansıtılamıyordu ama bugün talep olduğu için bu konuda üretici talep olması halinde ürünün fiyatını arttırma durumunda kalıyor. Tabii ki biz ihracatçı üreticiler olarak baktığımızda aslında döviz kurunun yükseliyor olması bizim lehimize bir durum. Ancak biz şunu hiçbir zaman istemedik, istemiyoruz da. Sanayici dövizden para kazanmak istemiyor. Sanayici alıp sattığından, ürettiğinden para kazanmak istiyor. Bu hızlı artışlar her ne kadar bizim lehimize gözükse de aslında biz bunu da çok istemiyoruz. Enflasyona yakın, enflasyona benzer, faizlere benzer rakamlarda TL'mizin değer kaybetmesi bizim için aslında rekabetçi kur anlamında da değerli diye düşünüyorum. Ama hızlı iniş çıkışları biz hiçbir zaman istemiyoruz. Çünkü bizim temelimizde üretip satma var. Manipülasyondan para kazanma bizim pek bildiğimiz konuda değil zaten ondan. Peki yıl genelinde enflasyona ilişkin beklentiniz nedir Sayın Zeytinoğlu?
Hande Hanım, üretici fiyatlarının 14-15'i görmesi demek muhtemelen yıl sonuna doğru tüketiciyi de oraya çekme çabasında olacaktır üretici fiyatları. Umarım yanılırım bu konuda ama muhtemelen 14'lü rakamları görme ihtimalimiz var gibi gözüküyor. Zaten bazı gıda ürünlerinde daha yüksek rakamlar da var. Burada aslında çok da biliyorsunuz pandemi döneminde hatırlayın Nisan ayında pandeminin zirve yaptığı dönemde herkes biraz enflasyona katlanalım ama insanların üretimlerini bilhassa hizmet sektöründeki insanlarımızın düştüğü zor durumdan çıkmaları için piyasada biraz fazla paranın olmasını hep beraber dile getirmiştik. Bunların da ürünü aslında yıllık bazda bir yıl yüksek bir enflasyonun ekonomimize çok büyük hasar vereceğini düşünmüyoruz ama uzun vadede, orta vadede bunların planlı bir şekilde olmasını tabii ki tercih ederiz. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınızla. Buyurun lütfen. Hande Hanım, çok kısa bir şey daha ilave etmek istiyorum. Tabii ki buna rağmen ülkemiz 3. çeyrek rakamları çok iyi geliyor. Büyümede tahmin edenlere, yani orta vadeli programda tahmin edilenden daha büyük bir veri yakalayacağımızı da ben burada sizle paylaşmak istedim. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan dolayı. İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'nu uğurladıktan sonra şimdi de Amerika'dan bilgileri alacağız. Hatırlayacağınız üzere Amerikan Başkanı Trump da Covid teşhisiyle Walter Reed askeri hastanesinde kaldırılmıştı. Bugün gün içerisinde taburcu edilmesi bekleniyor. Beyaz Saray'dan yapılan son açıklama bu şekildeydi. Detayları ve gelişmeleri Trump'ın özellikle sağlık durumuyla ilgili VOA Türkçe muhabiri Dilge Timuçin'den dinleyeceğiz. Evet Dilge, ayrıntılar sende. Trump'ın son özellikle doktorlarından gelen bir açıklama var mı? Hastalığıyla ilgili en son verilen bilgiler ağır şekilde semptomlar göstermediği ve iyileşme kaydettiği ve bugün gün içerisinde taburcu edilebileceği yönündeydi. Detayları senden dinleyelim. Evet, bugün taburcu edilmesi bekleniyor Hande ama şu ana kadar bu gerçekleşmiş değil. Yaklaşık 4 saat önce Beyaz Saray Genel Sekreteri Fox kanalına bir açıklama yaptı Mark Meadows ve Trump'ın gün içinde durumunu doktorlarla görüşeceğini ve taburcu edilmesi kararının da günün ilerleyen saatlerinde, şu an saat burada öğlen 12, günün ilerleyen saatlerinde verileceğini söyledi. Başkanın inanılmaz bir ilerleme kaydettiğini de söyledi Mark Meadows ve Trump'ın korona virüsüyle güçlü biçimde mücadele ettiğini ve buna dayanarak da bugün hastaneden çıkarılacağından umutlu olduklarını belirtti. Bunun dışında Meadows en erken öğleden sonra olabileceğini de açıkladı ki bu gayet normal, zira buradaki hastane protokollerine göre öğleden önce bir taburcu zaten genelde söz konusu olmuyor diyelim. Başkanın kişisel avukatı Rudy Giuliani de bir açıklama yaptı bugün ve Trump'ın doktorların alacağı karara uyacağını söyledi. Giuliani de ABC televizyonuna açıklamalarda bulundu ve başkan hastaneden çıkmak istiyor. Sesi çok iyi geliyor. Doktorların harika olduğunu ve ne derlerse onu yapacağını söyledi dediğini aktardı. Bu şekilde konuştu. Başkanın doktoru bu açıklamayı yaparken bazı tıp uzmanları daha temkinli tavırlar sergiliyor tabii ve Trump'ın durumunun ciddiye alınması gerektiği uyarısında bulunuyorlar. Bunun birkaç nedeni var, hemen toparlayayım. Donald Trump'ın yaşı ve kilosu tabii bunun başında geliyor. 74 yaşında, en son sağlık kontrolüne göre 111 kilo ağırlığında, yani hem yaşı hem de obezite sınırları içinde kabul edilmesi nedeniyle de yüksek risk grubunda yer alıyor Trump. 2018'de bir testten geçmişti, koroner kalsiyum taraması ve bu değer 2019'da 34 iken taramada 133 çıkmış hatırlıyorsam. Kalp-damar hastalığı olasılığını da gösteren bir bulgu olarak kabul ediliyor. Trump'ın zaten kalp sağlığı için günlük olarak aspirin ve kolesterol düşürücü statin kullandığı da biliniyor. İkinci neden tabii doktorların açıklamasına göre bunlar. Dexametazonla tedavi edilmesi. Dexametazon, yeni açıklama bu. En ağır seyreden korona enfeksiyonu vakalarının tedavisinde kullanılan bir steroid. Ek oksijene ihtiyaç duyan kritik durumdaki korona hastalarının tedavisinde yaşam şansını
artırıcı olarak değerlendirilen bir steroid bu. Ve Amerika Bulaşıcı Hastalıklar Derneği'ne göre de dexametazonun orta derecedeki hastalara verilmemesi tavsiye ediliyor. Çünkü bunun hastanın bağışıklık sisteminin virüsle mücadelesinde zarar verebileceği kaydediliyor. Tabii Amerikan kamuoyunda ve basında bu kafa karışıklığı yarattı bu ilacın verilmesi. Trump'ın durumunun ciddiyetiyle ilgili ama bu ilacın hastane ortamı dışında verilmemesi de gerekiyor. Trump ayrıca damar yoluyla 5 günlük bir kür halinde uygulanan antiviral bir ilaç var. Remdesivir dediğimiz ilaç. Bu da zaten üçüncü neden. Başkan 5 günlük remdesivir tedavisinin henüz ikinci gününü tamamladı. Bugün de 3 olacak. Bu ilacın da hastane ortamında verilmesi gerekiyor haliyle. Tamam, Beyaz Saray'ın tam teşekküllü olması da epey kapsamlı bir tıp kliniği var. Taburcu edilirse bu tedavilere Beyaz Saray'da devam edilip edilmeyeceğiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Şu ana kadar bildiğimiz, hastaneye gitmeden önce ateşinin yükseldiği, kandaki oksijen seviyesinin 2 defa aniden standartların %95'in altına düştüğü ve Beyaz Saray'da oksijen desteği aldığı yönünde. Şu saatlerde Amerikan basınında tabii başkanın taburcu olasılığından daha fazla konuşulan bir konu da Trump'ın hastaneden çıkarak dün aracının içinde hastane önünde toplanan destekçilerini selamlaması oldu. Cuma akşamından bu yana hastanede demiştik, tedavi altında. Tedavisinin iyi gittiğini göstermek için de kamuoyunun içini rahatlatmak için de diyebiliriz. Bir dizi video görüntüsü yayınlıyordu Twitter hesabından, biliyorsunuz. Pazar günü dün Twitter videosunda yaşadığı hastalık sürecini, bu gerçek bir okul, bunu anladım, öğrendim, çok enteresan bir şey ve bunu sizinle paylaşacağım diyerek anlatmıştı Trump. Sonra da şunu söyledi, hastane önünde beni desteklemek üzere bekleyen insanlara muhtemelen biraz sonra küçük bir sürprizim olacak şeklinde bir mesaj verdi ve bu Walter Reed Hastanesi'nin dışında toplanan destekçilerini selamlamak için kısa süreliğine araçla hastane civarında bir tur attı. Eleştiriler gecikmedi elbette. Trump'ın bu kısa turuyla karantina kurallarını ihlal ettiği, araçtaki gizli servis ajanlarını, çalışanlarının sağlığını da tehlikeye attığı yorumları Amerikan basınında yer aldı. Bu eleştirilerden biri de Walter Reed Askeri Hastanesi'nde görev yapan bir doktordan geldi. Kendisi aynı zamanda George Washington Üniversitesi'nde de acil tıp doktoru James Phillips. Şöyle yazdı Twitter hesabında, şöyle bir paylaşımda bulundu. Başkanlık aracı yalnızca kurşun geçirmez değil, aynı zamanda kimyasal saldırılara karşı hava geçirmeyecek şekilde tasarlandı. İçeride bir COVID-19 bulaşma riski dışarıdaki kadar yüksek ifadelerini kullandı. Bir de şunu söyledi, bu tamamen gereksiz geçitti. Araçta bulunan herkes 14 gün boyunca karantina altına alınmalıdır, hastalanabilirler, ölebilirler paylaşımını yaptı. Rudy Giuliani, Trump'ın avukatı, demiştik, hem başkanın hem de gizli servis ajanlarının maske taktığını, bu nedenle enfeksiyonun yayılma olasılığını düşük olduğunu söyledi. Trump'ın Amerikalıların moralini yüksek tutması için bunun için gerektiğini söyledi ve geçide destek verdi. Amerikan basını ise tabii isim vermedikleri gizli servis çalışanlarına dayanarak İçerideki huzursuzlukla ilgili iddialar da sunmaya başladı. Bazıları bu gizli servis çalışanlarının bu geçit hiç yapılmamalıydı derken, bazıları da abartılıyor yorumunda bulundu. Hastane önü dedik, hiç boş kalmıyor. Trump bayrakları, Amerikan bayraklarıyla bekleyen onlarca kişi dışında tabii araçlarıyla korna çalarak geçenler de var. Aralarında maske takmayanlar da var, bunu da söyleyelim. Son olarak merak edilen tabii Trump'ın durumu olur da ağırlaşırsa, yönetim ne olacak? Seçimler nasıl yapılacak? 29 gün kaldı. Anayasaya göre Başkan Trump ciddi bir şekilde hastalanırsa geçici olarak başkanlık yetkilerini yardımcısı Mike Pence'e devredebilir. Bunun dışında yine anayasaya göre başkan yardımcısı ve kabinede yönetimde çoğunluğa sahip parti başkanın görev yetkilerini devredemeyecek duruma gelmesi durumunda da devreye girerek başkanı görevden alma yetkisine sahip ama söz konusu başkan daha sonra görevinin başına da dönebilir. Böyle bir kanaat oluşursa da yine Senato ve Temsilciler Meclisi, yani Kongre, bunu mektupla bildirmesi gerekiyor. Bu yazılı bildirinin ardından da yine
kongrenin 48 saat içinde toplanıp bunu müzakere etmesi gerekiyor. 21 gün içinde de bu durumu karara bağlaması gerekiyor. Onay için de kongrenin her iki kanadından da yine 3-2 çoğunluk sağlanması geliyor. Epey uzun bir süreç ama şu anda tabii böyle bir şey öngörülmüyor. Seçimlere 29 gün kaldı dedik. Oy kullanımı 2 milyon 200 bin kişiyi geçmiş durumda erken oy kullanımı. Ertelenme ya da iptal kararı yine kongrenin elinde ama kongreden de böyle bir karar çıkması uzun süreçlere bağlı ve böyle bir ihtimal olmadığını da söylüyor analistler, uzmanlar. Trump'ın da bu sabah zaten paylaştığı bir Twitter mesajı var. Onlara bir bakmak gerekirse hastaneden kampanyasını sürdürüyorlar. İşte yanlış olmaz. Yaklaşık 5 saat önce peş peşe mesajlar yayınlamaya başladı. Büyük harflerle paylaşıyor. Kısa mesajlar hep oy kullanın çağrısıyla bitiyor. Neler demiş? Piyasalar yükseliyor, oy kullanın. En güçlü ordu, oy kullanın. Kanun ve nizam, çok sık söylüyor, oy kullanın. Dini özgürlükler için oy kullanın. Şimdiye kadar en büyük vergi kesintisi yolda, oy kullanın. Daha iyi ve ucuz sağlık hizmetleri için oy kullanın. Yozlaşmış sahte haber medyasıyla mücadele edin, oy kullanın gibi mesajlar paylaştı. Ve tabii Demokrat Parti'nin 77 yaşındaki adayı Joe Biden. O da geçen salı biliyorsunuz başkanlık tartışma programında Trump'la aynı podyumu, aynı sahneyi paylaşmıştı. Biden'ın günlük koronavirüs testleri hala negatif. Bugünden itibaren de kampanya çalışmalarına yeniden başlıyor. İlk durağı seçimin başa baş gittiği eyaletlerden biri olan Florida olacak. Son Reuters anketine göre de Biden şu anda Donald Trump'ın 10 puan önünde gözüküyor diyelim. Sözü yeniden sana bırakalım Hande. Teşekkür ediyoruz. Aktardığın notlardan dolayı Dilge Timoçin'i uğurluyoruz. Özellikle 29 gün kala Amerika'daki başkanlık seçimi, her ne kadar başkan, mevcut başkan Trump Covid'le mücadele etse de kampanyaları da hastaneden son sürat götürüyor. Twitter'dan, sosyal medyadan verdiği mesajlarla diyoruz. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından 60 dakikaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dakikaya yeniden hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bu bölümde piyasaları konuşacağız. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş bizlerle birlikte olacak. Sayın Erbaş, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Yücel, istersen öncelikle Amerika ile başlayalım. Geçtiğimiz hafta Başkan Trump'ın cuma sabah saatlerinde COVID'e yakalanmasıyla beraber piyasalar adeta ilk bir panik satışlarını gördük. Ardından bugün hafta sonu gelen haber akışı ve bugün de Beyaz Saray'dan yapılan açıklama gün içerisinde taburcu edilebileceği yönünde başkanın. Tabii bunu, bütün bu gelişmeleri, haber akışlarını çok yakından takip ediyordu piyasalar. Dolayısıyla da pozitif yansımaya hemen başladığını gördük. Petrol fiyatlarında %5,5'un üzerinde bir artış var. Brent petrol geçtiğimiz cuma günü 38 dolara kadar düşmüştü. An itibariyle 41,5 dolardan işlem görüyor vareli Brent'in. Diğer yanda Amerikan hisse senedi piyasalarında da evet kayıplarını verdiğini görüyoruz. İlk etapta şunu sormak istiyorum. Seninle yayın öncesi konuşuyorduk. Belki cuma günü piyasaların bu kadar birden sert satış görmesi başkanın, acaba şimdi 29 gün kaldı Amerikan başkanlık seçimine de, belki olası Biden'ın gelmesi durumunda da yaşayabileceğimiz bir senaryonun ön gösterimi miydi? Ya kesinlikle ben öyle düşünüyorum açıkçası, çünkü anketlerde her ne kadar işte zaman zaman %7'lik %14'lük bir böyle farklar çeşitli anket şirketlerinin Biden'la Trump arasında yani aranın bu kadar açık olduğu, ki yani son dönemde Amerikan seçimlerinde hiç bu kadar farklı bir senaryo öncesinde anket görmemiştik diye hatırlıyorum ben son dönem. Dolayısıyla bu kadar aranın açık olduğu bir zaman diliminde bile hala Trump'ın seçimde ikinci dönemini yaşama ihtimalinde, yani kendi ifadeleri, kendi beklentilerini de işin içine kattığımızda hala gündemde olan bir durumda. Ama buna rağmen bir COVID-19, kendisinin de aslında pandeminin başladığı sırada çok
bu konuda böyle hani hastalığın seyriyle ilgili bu kadar noktaya gelebileceğimizi düşünmemesine rağmen böyle bir hastalığa yakalanması kafalarda şunu gerçekleşmesine neden oldu. En azından piyasa reaksiyonunun bir Biden seçilmesi simülasyonuna doğru bizi götürdü. Benim gördüğüm kadarıyla tabii kalıcı olmaması, belki hemen hafta sonunda piyasaların tatile girmesi ve Trump'ın da aslında biraz daha hastane ortamından dışarı çekip işte sosyalleşme noktasında en azından bir kendini göstermesi durumu oldu. Ve bu akşam veya kısa süre içerisinde o geçen 2-3 günlük sürede sağlık sıkıntısının çok daha kötüye gitmemesi ve açıklanan haber akışlarında normale dönen bir başkan görüntüsü vermesiyle olası bir Biden'ın seçilmesiyle piyasanın yakalayabileceği reaksiyonun işte bir nebze borsalarda satış, belki işte altın gibi ürünlerde yükseliş ya da doların değer kaybetmesi gibi bir kısa simülasyon gördüğümüzü tahmin ediyorum. Yücel, ama şunu da sorayım hemen hiç ilerlemeden bir parantez açmak gerekirse. Şimdi Cuma günü biz Amerikan Başkanı Trump'ın sağlığıyla ilgili gelen haber akışlarına fokuslanırken aslında gündemin alt sırasına kayan önemli bir haber vardı. Bu tam anlamıyla da fiyatlamalara girmedi. Amerikan Temsilciler Meclisi'nden hani daha seçimin ardına sarkması beklenen 2.2 trilyon dolarlık teşvik paketi de çıkmıştı. Şimdi belki bir miktarda hafta sonu bu haberi de mi özellikle piyasalar fiyatlamaya başladı? Şimdi şöyle aslında yani seçim sonrasında bu pandeminin etkilerini gösteren sonuçların aslında özellikle Fed'in istediği bu yardım paketinin ya da destek paketlerinin devam etme öngörüsünde birçok görüşme bu hastalığa yakalanma Trump'ın haberi öncesinde konuşuluyordu. İşte Münich'inle karşı taraftaki mevkidaşı diyelim veya Temsilciler Meclisi'ndeki buradaki bu role soyunan kişinin veya işte oradaki üyeleri ikna etmek üzere kimisinin 1.3, kimisinin 3 trilyon dolara varan böyle bir karşılıklı münakaşa diyelim veya bir görüşme gerçekleşiyordu. Fakat her görüşme sonrasında seçim sonrasında sanki tekrardan gündeme gelmesi ve şu an ihtiyaç olmama durumu gündeme geliyordu. Fakat Trump'ın böyle bir hastalığa yakalanması esnasında diyelim aslında Temsilciler Meclisi'nden bu 2.2 trilyon yanılmıyorsam bir paketin geçmiş olması ve bunu Senato tarafında da Trump'ın bu riskinin piyasada az hissedilmesi için yeniden seçim öncesinde bile bir oylamayla özellikle ulaştırma tarafında, havacılık tarafında da bir desteği piyasaya aktaracak bu paketin de cepte olabilme ihtimalinin biraz daha yükselmesi, çok doğru söylüyorsun. Aslında ikisini birleştirdiğimizde bir cuma ne diyelim kötü reaksiyonunun pazartesi hani çifte bir iyileşme, çifte bir beklentiyi de beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz. Evet, petrolü de bunun içine katabiliriz, doları da bunun içine katabiliriz, borsaları da bunun içine katabiliriz. Dolayısıyla hem destek tarafı hem mevcut başkanın şu anda hala yarış içerisinde sağlıklı bir şekilde devam edebilme ihtimalinin çok yüksek olması. Dolayısıyla burada bir yani rally demesek de en azından o perşembeden cumaya geçişi ve yeni haftaya başlangıcı sanki nötrlemiş, hiçbir şey olmamış gibi bir piyasaya tekrar dönüşün sinyali olmuş gibi gözüküyor. Peki şunu da sorayım. Başkan Trump'ın hastalığına kadar zaten bir rally moduna girdi mi piyasalar diyorduk Amerika cephesinde. Bu ne kadar daha devam eder sence? Seçim süresinin seçime kadar 29 gün boyunca devam eder mi? Yoksa kimi açıklamalar ve gelişmelerle kuşkusuz Trump'ın hastalığı semptomlarının daha az bir şekilde geçirdiğine ilişkin doktorlarından açıklamalar geliyor ama farklı faktörleri de gün içerisinde işin içine koyacak olursak Amerikan hisse senedi piyasaları bu 29 gün boyunca biraz daha mı dalgalı görürüz inişli çıkışlarla yoksa rally modu devam eder mi? Şimdi ben genelde bu gibi belirsiz diyelim seçim atmosferleri içerisinde daha önce yaşadığımız aslında işte fon bazlı bakabiliriz, bireysel yatırımcı bazlı bakabiliriz. Belki bankacılık sistemi içerisindeki riskler olarak bakabiliriz. Genelde pozisyonlar böyle son güne bırakılmıyor. Yani
bir Biden mı Trump mı veya Amerika'nın sonrası için senaryonuzu kuruyorsunuz ve burada doğru yanlış neyse beklentiniz. Pozisyon alıyorsanız pozisyon alıyorsunuz. Almıyorsanız bir hedge mekanizmanız varsa bunu gündeme getiriyorsunuz. Ya da seçim sonrası fiyatlamaların ne kadar oynaklık sergileyebileceğini de çeşitli belki ne diyelim böyle bir algo işlemlerle ya da algo bakış açısıyla gündeme getiriyorsunuz, analizinizi yapıyorsunuz. Şimdi bu durumda senin belirttiğin gibi 28 gün belki sonrasında işte postadan gelen oyların sayılması vesaire biraz uzayabilir işler ama burada piyasa sanki pozisyonunu almış gibi gözüküyor. Yani bir nebze borsalardaki fiyatlama, petroldeki fiyatlama hatta işte değerli metal ve para birimi üzerindeki değerleme diyor ki ben buralarda seçimi karşılamak istiyorum. Ama Trump veya Biden'la ilgili hatırlarsanız geçen seçimde de galiba bir 15 gün önce sizinle konuştuk. Trump seçilirse dolar değer kaybeder, Amerika için çok kötü olur senaryomuz yanılmıyorsam 36 saat sürmüştü. Yani 1,5 gün sonra piyasa tam tersi reaksiyon vererek çok daha pozitif bir tarafa doğru yöneldi. Dolayısıyla bu seçimde de belki Biden negatif, Trump pozitif gibi bir piyasa beklentisi gibi gözükse de bu seviyelerde aslında seçim sonucunda nasıl bir psikoloji olacak herhalde yatırımcı tarafı ona bakacak. Dolayısıyla ben bu 28 gün, 1 ay neyse 40 gün içerisinde de yani şu anki fiyatlamalardan çok uzaklaşacağımızı düşünmüyorum. Örneğin 1900 dolar altın, işte paritede 1.17 seviyeleri, borsalarda özellikle 3400'e yakın seviyelerde belki S&P gibi bir noktada sanki bu seçime karşılayacağız. Sonrasında tabii ki tepkinin ne kadar hangi başkanla ilgili gelişmelerle ilgili ne olacağını göreceğiz. Ama ilk etapta sanki Biden negatif, Trump pozitif gibi bir piyasa beklentisi şu an için var gibi gözüküyor. Peki altın ve kısaca hemen petrolü de sormak istiyorum. Altında da bakıyoruz 1916 dolarlardan işlem görüyor onsu. %0.87 primli seçim süresince gidene kadar bu dönemde altını aşağı yönü baskılayacak bir etken var mı? Şimdi şu an için biraz önce söylediğime paralel bir nebze altın ve doların zayıf kalması. Yani daha önce konuşmalarımızda seçime doğru dolar pozisyonu alındığını görüyorum demiştim. Yani doların daha güçlü kalabileceği yönünde veya bir Trump senaryosu üzerinden. Ama şu an biraz daha belirsizliğin artması, belki piyasanın %50-%50 bir marş belirlemesi başkanlar için, yani anketleri bir yere koyarsak. Burada özellikle altın ki bunun doların zayıflığından kaynaklandığını düşünüyorum. Gibi gümüşü de buna katabiliriz. Petrolü de katabiliriz nispeten. Aynı enerjide olmasalar da bir noktada. Sanki altın ve gümüş risk algısından dolayı çok büyük bir talep olmasa da biraz daha işte 24 dolarlar üzerinde gümüş, 1900 dolarlar üzerinde altının kalıcılığını görebiliriz seçime doğru ve aşağı hareketlerin sınırlı kalmasını görebiliriz. Ve doların da o 94-94,5 endeks bazlı hareketlerinin biraz daha yukarı doğru zayıfladığını, nispeten 94 seviyesinin altında bir seçim karşılamaya doğru gittiğini tamamen bu cuma günkü Trump gerçeği sonrasında görme ihtimalimiz daha yüksek. Dolayısıyla yani aşağı yönlü hareketlerin tamamen katılıyorum söylediğine de biraz daha sınırlı kaldı. Zayıf dolar nispeten güçlü emtia diyelim. Özellikle altın gümüş için ve biraz daha petrolün 40-42 dolar arasında yataylaştığı bir dönem. Çok teşekkür ediyoruz. Aktardığın notlardan dolayı Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş'ı da uğurladıktan sonra bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından düzenlemiş olduğu basın toplantısı önemli açıklamaları var. Özellikle eğitim kurumlarına ilişkin bunları da son dakika olarak veriyoruz. Bir yenilemek gerekirse 2. 3. 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim belirli kurallar çerçevesinde başlayacaktır. Belirlenen kurallar da açıklanacak ve diğer bir yanda da
özel eğitim kurumlarının önünde de yüz yüze eğitimi gerekçe kılabilecek önünde herhangi bir engel yoktur ve yaklaşık 500 bin ücretsiz tablet dağıtılacaktır açıklaması geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Şimdi detayları dinleyeceğiz kiminle. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya Ankara stüdyomuzda bizlerle birlikte. Muharrem Bey, hoş geldiniz diyorum. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını sizden alalım, detaylarını. Merhaba, merhaba Debiak'tan. Cumhurbaşkanı biraz önce basın toplantısını da yeni durumu okullara ilişkin durumu açıkladı. Henüz de devam ediyordu yayına bağlandığımızda. Önemli bir karar var. Çünkü daha önceden nasıl olacağı tam olarak belirli değildi. Sadece anaokulları ve birinci sınıfta yüz yüze eğitimin açılmasına karar verilmişti. Şimdi biraz önce senin de ifade ettiğin gibi belirlenen kurallar kapsamında buna 2, 3 ve 4. sınıflarda ekleniyor. Ayrıca ortaokul 8 ve lise 12. sınıf. Bu iki sınıf yani 8 ve 12. sınıf zaten sınav sınıfları. Bir tanesi liseye geçiş sınavı, bir tanesi de üniversiteye geçiş sınavının olduğu sınıflar. Dolayısıyla bunlarda da yüz yüze eğitiminin belirlenen kurallar kapsamında yapılacağı belirtiliyor. Belirlenen kural nedir dersek, Milli Eğitim Bakanı bir süre önce 2-5 kuralını getirmişti. Böyle bir şey olabilir demişti. Yani 2 gün okula gidecek öğrenci 5 gün boyunca da evden uzaktan eğitim alacak, böyle bir şey planlaması vardı. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir süredir toplam eğitim süresini 90 günün üzerine çıkartma gibi bir çabasının olduğunu biliyoruz. Yani eğer çıkartabilirse 150 gün boyunca eğitimi vermek ama olmuyorsa da 90 günün üzerinde bir eğitim süresine ulaşmak. Bu 3-4 şeklinde de olabilir veya 2-5 şeklinde de olabilir ama yüz yüze eğitimin artık devlet okullarında ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarında eklenmesiyle yüz yüze eğitimin başlayacağını söyleyebiliriz. Özel okul ve köy okullarında ise herhangi bir engelin olmadığını söyledi. Yine orada da dilerse bu okulların, özel okulların bu eğitime yüz yüze başlamalarının mümkün olduğunu da altını çizdi. Bunu söylemesindeki temel neden olarak da son dönemde salgının düşmüş olması, salgın seviyesinde aşağı doğru bir eğilimin olması, hasta ve vaka sayısında veya ağır hasta sayısında da yine benzer şekilde düşüşün olmasını gösterdi ki eğitim açısından önemliydi. Çünkü okullar bugün açıldı ama o açılan okullarda nasıl bir davranış gelişeceği, nasıl bir yöntemle okula çocukların gideceği çok belli değildi. Dolayısıyla bugün itibariyle tamamen karara varıldı ve önümüzdeki dönem tekrar okulların başlayacağını görüyoruz. Peki Muharrem Bey, diğer yanda özellikle siyaset gündeminin en önemli başlıklarından biri de önemli bir ziyaret. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in ziyaretiydi. Masada iki önemli konu vardı. Biri Doğu Akdeniz, bir diğeri ise Yunanistan'la gerilim. Bu noktada ne gibi mesajlar geldi Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'ndan? Şunu çok net görüyoruz ki Türkiye bulunduğu pozisyondan geri adım atma niyetinde değil. Bunu zaten daha önce NATO Genel Sekreteri ile yapılan görüşmelerde hem Cumhurbaşkanı hem de Dışişleri Bakanı net bir şekilde ortaya koymuştu. Yine benzer şekilde NATO karargahında yapılan toplantıda da Milli Savunma Bakanı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politikasını ortaya koymuştu. Dolayısıyla bugüne kadar gelinen sürece bakıldığında da Türkiye'nin bu konudaki haklılığı diğer ülkeler tarafından da adım adım biraz ağır da olsa da haklılığı teslim edilmişti. Dolayısıyla bugün Stoltenberg'le yapılan görüşmede dün bir görüşme olacak. Pardon, bugün mü görüşme olacaktı NATO karargahında? Yunanistan buradan gelir adım atmıştı. Önümüzdeki günlerde yeni bir sürecin başlaması öngörülüyor. Uyumsuzlukların tespiti söz konusuydu. Bu uyumsuzluklar üzerinde nasıl bir çıkış yolu bulunabileceği konusunda NATO Genel Sekreteri önce Ankara, bu Ankara'nın akabinden de, bu görüşmesinin akabinden de Atina'ya gidecek. Atina'da da neler yapılabileceğine ilişkin bazı verileri aldıktan sonra tekrar Brüksel'e dönüp bu konuda atılacak adımları bir daha gözden geçirecek. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de Türkiye pozisyonunu koruyor. Bu konuda tam anlamıyla geri adım atmış değil. Hatta yumuşatan adımları söz konusuydu. İşte geminin geri çekilmesi, bir süre bekletilmesi söz konusuydu. Ama Yunanistan'ın bu konudaki tavırları ve
sürekli olarak NAVTEX ilanları beraberinde Türkiye'nin kararlı tutumunu bir daha göstermesine yol açmıştı. Sanırım önümüzdeki dönem bu uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıklar NATO kapsam içerisinde bir çözüme kavuşturulur. Çünkü NATO uzun süredir kendi üyeleri arasındaki sorunların çözümünde çok aktif bir rol almıyordu. Bu NATO açısından da önemli bir görev niteliğinde. Dolayısıyla ona da bir yeni paye kazandırmış olacak. Yani sorunu çözebilir hale yerinden NATO'yu getirecek. Evet Sayın Sayıkara, özellikle diğer yanda da hafta sonu açıklanan AB Liderler Zirvesi'ndeki konseyin dış politikalar sonuç bildirgesinde de Türkiye ile Aralık ayına kadar çift yönlü bir işbirliği içerisinde ilerleneceği yönündeydi. Burada özellikle onların talebi Türkiye'nin Kıbrıs sularında bir arama faaliyetini sonlandırması ve yapıcı bir ilişki tutumu sergilemesi halinde Avrupa Birliği gümrük birliğinin güncellenmesi özellikle dış ticaretin artırılması ve vize serbestliği gibi konuları yeniden masaya getireceklerini dile getirmişlerdi. Eğer olmaması durumundaysa Aralık ayında bir yaptırımla karşı karşıya kalabiliriz açıklamasında yapmıştı Başkan Michel. Belki buna ilişkin de biraz yorumunuzu almak isterim, ne dersiniz? Bunların hiçbirisinin olabilme ihtimali yok. Bunların hiçbirisinin olma ihtimali yok. Çünkü Avrupa Birliği Türkiye ile müzakere ediyor. Yani müzakereyi bir dayatmacı politikayla hiçbir zaman için sürdüremez. Dolayısıyla bu Avrupa Birliği'nin kendi kurallarına aykırı. Avrupa Birliği o bildirgesinde aslında kendi kurallarına aykırı bir işlem gerçekleştirdi. Evet. Eğer ki Türkiye ile gümrük birliğine ilişkin bir düzenleme yapacaksa bunu mecburen yapılacak. Çünkü İngiltere gümrük birliğinden çıkıyor. Avrupa Birliği üyesi olmaktan çıkıyor. Onun için gümrük birliğinin zaten baştan aşağı bir düzenlemeye ihtiyacı var. Bunu bir dayatmayla, bir gerekçeyle yapma gibi bir durumu söz konusu olamaz. Yine vize konusu Avrupa Birliği'nin Türkiye ile yapmış olduğu göç anlaşmasına dayalı. O zaman Türkiye'de göç anlaşmasını iptal mi edecek? Yani bu da başlı başına başka bir problem üretiyor. O nedenle Avrupa Birliği'nin açıklaması kendi içinde çelişkiyle dolu. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Avrupa Birliği'nin bu açıklamasının bir şey ifade etmediği de açık görülüyor. Onun için ben ne Kasım'da ne Aralık'ta hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye, eğer ki bu kapsam ve çerçeve içinde kalacaksa, bir dayatmada bulunma şansının olmadığını görüyorum. Eğer ki Gümrük Birliği ile ilgili bir yaptırıma girecekse bundan en çok Avrupa Birliği sıkıntı çeker. Evet. İkinci nokta, eğer ki vize ile ilgili bir düzenleme yapacak ki zaten yapmadı, ki söz verdiği halde yapmadı, altına imza koyduğu halde yapmadı. O zaman göçe ilişkin bütün sınırları kaldırdı demektir. Türkiye'de kapılarını açar. Ondan sonrasında Avrupa Birliği düşünür. Dolayısıyla bunların olabilirliği olmayan şeyler. Evet. Sadece sözde biraz dostlar alışverişte görsün anlamında yapılmış bir açıklama olarak görüyorum. Belki ilerleyen günlerde Sarıkaya AB Liderler Zirvesi'yle beraber bir konferansın da yapılması, içeriğinin bu deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, enerji konusu, göç konusu ve ekonomik işbirliği başlıkları altında bir konferans talepleri de dile getirilmişti. Belki buna ilişkin açıklamaları önümüzdeki günlerde yeniden AB Konseyi'nden alabiliriz. Çok çok teşekkür ediyoruz, evet, yapmış olduğunuz. Bu konuda Michel'in bir açıklaması vardı. Evet. Yani Avrupa Komisyonu'nun bir açıklaması vardı başkanının. Onu Almanya destekledi. Cumhurbaşkanı da biz buna varız dedi. Dolayısıyla eğer bir konferans olacaksa Türkiye bu konferanstan kaçmış değil. Evet, çok teşekkür ediyoruz aktardığınız notlardan ben dolayı. Ben teşekkür ederim. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'yı da uğurlayarak 1.60 dakikayı bugünü burada noktalarken yarın aynı saatte yeniden sizlerle birlikte olacağım. Hoşçakalın.